geldin. Şimdi bu ne videosu diye sorarsan inan ki ben de bilmiyorum. Hep evde vlog çektim. Biraz dışarıya çık diyenler için dışarıya çıkıyorum. Ama inanın ki nereye gideceğimizi asla bilmiyoruz. Ne Eren biliyor, ne ben biliyorum, ne de sen biliyorsun. Yani şu an hep beraber nereye gittiğimizi öğreneceğiz. Bakın koltuklar deri olduğu için örtü serdik. Ne kadar da pop işini düşünen bir çift. Rota oluşturuldu. Asla yok ama değil mi akılda şu an? Evet. Asla yok. Çalıştı. Tek seferde sarımsak yemişsin ya. Arabanın şu an kokusu sarımsak, o yüzden hemen şöyle sana doğru özellikle. Tamam yeter. Neyse biz gidelim bakalım nereye gidiyoruz. Gittiğimiz bir yerde görüşürüz. Uzanamıyorum aşkım, verir misin? Tırnaklarıma bakın, yok. Önceki videoyu yok dediler. Tırnaklarım gitti. YouTuberlar arabada şarkı dinlemez çünkü telif yerler kapat. Hala da nereye gittiğimizi veya gideceğimizi bilmiyoruz. Sadece aşkım sen ne olur alabildiğince az nefes alıp ver, tamam mı? Lütfen olabildiğince az nefes alıp ver. Senden tek bir şey rica ediyorum. Ne yapayım aşkım, dalgıçlarını kullandığı şeyden mi kullanıyorum? Ama aşkım yani biraz rahatsızım dedi. Doğal antibiyotik sarımsak yani yiyeyim dedi. Ben hep çiğnemeden yiyordum ama çiğnedim. Çiğneyince böyle oluyor işte. Gerçekten biraz acıktık sanırım. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Ama ne yiyeceğimizi de asla karar veremiyoruz. Bugün var ya aşırı kararsızlık günü ilan ediyorum. Aynen aşırı kararsız bir vlog bu. İnşallah direksiyon başında uyumazsın. Sarımsağı da yedin. Bakalım videonun başlığı gün içinde yaşadıklarımıza göre değişecek de inşallah kaza yaptık falan olmaz Allah korusun. Ya saçmalama korusun. Ya. Aşkım esniyorsun direksiyonun başında. Ya olabilir. Bu benim biliyorsun ya, olması olmazı. Neyse bu... Bu ne yapıyorum her seferinde? Bu arabanın ışığı ve açısı çok kötü. Bakın kolumu şöyle uzattığımda... Niye ışık açmıyor? Şey oluyor. Işık açınca da saçlarım kınalı gibi çıkıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Saçlarını kestir diyenler şu... Alttaki sarımsı renk gitsin diyenler bir yoruma yazabilir mi? Eğer gerçekten çok fazla istenirse harbiden keseceğim şöyle şuraya küt ya omuzumda keseceğim şey ve videosunu çekeceğim. Bu günlük temizlik videosu atmıştın ya. Birkaç kişi yazmış saçlarını kes diye. Vallahi yandan aşkım. Ama olsun, önemli olan bu videoya gelen yorumlar olacak benim için. Bilmiyorum çünkü artık şu altta rut beni çok rahatsız ediyor, bakar mısınız? Ve yani boyadığım zaman da gene akacak biliyorum, yani gene böyle kınalı kuzuya döneceğim. O yüzden kendi saç rengim zaten şuraya kadar olan, yani bu renge kadar kendi saç rengim. Bakın şurası şu koyu kestane, kendi saç rengimi bulamadım. Koyu kestane benim saç rengim. Ne oldu, elim mi üşüdü? Ha bak harbi esniyorsun aşkım, çık ben geçiyorum direksiyona. Görüşürüz sonra. Şimdi inanamayacaksın ama gerçekten evden o kadar hazırlanıp edip çıkıp nereye gidiyoruz? Sefaköy'e. Sefaköy! Sefaköy'e gidiyoruz. Peki neden? Çünkü Eren'in eski mekanı. Hem öyle, Eren uzun yıllar hatta orada doğup büyüdün değil mi? Orada doğup büyüyor. Daha sonra işte ben üniversite için Aren Üniversitesi Sefaköy yerleşkesine gidiyorum. Eren de orada okuyor. Sen de doğduğun büyüdüğün yerde. Sorma ya. İnsan beni bir il dışına yollar. Sen da Sefaköy'ün dışına. Sen Sefaköy'ün dışına ne zaman evleneceğim mi çıktı? İl dışına çıksaydım seninle tanışamazdım işte. Doğru söylüyorsun. Ama yok, kader de varsa tanışırdık, o zaman ben de oraya gelirdim. Neyse bunları daha sonra tartışalım. Tartışalım. Neyse oraya gidiyoruz. Sefaköy hem yani aşkımızın uzun bir süresinin en ya da çetrefilli zamanlarının geçtiği Sefaköy. Yer. Ulan biz! Hem de neden biliyor musun? Ben acıktım demiş, acıktık demiştim ya. Orada bir dönerci var. Yani benim üniversite hayatım gerçekten orada geçti. Ama güzel yapıyorlar. Bilenler alta yorum yazsın. Sefaköy'den izleyenler belirsin. Beleş döner. Bak beleş dönerim, beleşe reklamını yapıyorum şu an ama o kadar. Ve Sefaköy merkez. Fasına göre herkes. Ama beleş dönerin yeri değişmiş sanırım. Aa, hayır bakın orada. İşte bakın burası. Gala Kokoreç'in yanında. Bakın burası. Yok şöyle gösteriyorum. İşte burası. Biz nereye park edeceğiz arabayı? Abicim çık abicim. Beleş döner. Ama beleş değil arkadaşlar. Erken gelseymişiz yerimiz olacakmış. Ben şimdi bu arabayı nereye park edeyim? Eski mahallenin oraya park et. Opet'in oraya koy.
Ha, Opet'in oradan buraya 2 kilometre yürüyüş. Beni burada bırak. Ben siparişleri vereyim. Ya of ya, git tamam, vazgeçin, yemiş kadar oldu. Yürüyeceğim. Ben doydum. Yürüyeceğim. Ben doydum. Dudu peri. İşte böyle bir şey, lavaşı falan harika, bayağı da büyük ayrıca şuraya kadar. Eren zaten başladı bile ve yanında tabii ki de ayran. Bakın nereden çıktık ve Eren'in suratına bakın şimdi. Ama yemin ederim bu sefer hiçbir şey almadım. Abi bak almadık ama. Bak bak çok yakışıyorsun grafikte. Aldıklarımı zaten arabada gösteririm. Dezodorantım vardı ama bu aldığım dezodorantı gerçekten çok beğeniyordum ve peki, bulamıyordum. Peki gratisten bunu mu aldın? Bir de kampüsüm aldım. Ama bu çok güzel. Bakın bu çok mantıklı bir şeymiş bu. Sütyen yıkama aparatı. Çamaşır makinesini attığınızda o telleri fışkırıyor ya. Onların fışkırmaması için. Yani şu bizim her zaman kullandığımız duş jeli bitmişti. Evet, onu seviyoruz. Benri denemiştik ve hiç beğenmedim gerçekten. Daha ucuz diye. Sonra şunu aldım bu. Ixo'nun. Gerçekten çok güzel. Pink Paradise diye. O kadar güzel kokuyor ki. Bak şimdi aşkım. Bak. Sıkamadı. Sıkamıyordu. Bozuk olmasın. Ay. Ya cama niye sıkıyorsun? Oo çok güzel kokuyor. Kabul et çok güzel kokuyor. Güzeldi. Bir de Eren kendisine saç şampuanı aldı. Evet bunu seviyorum. Bunun kas arkasında 10 liraydı. Başka da bir şey yok. Aldım diğer şeyleri de gösteremeyeceğime göre. Gratis değil mi? Bu kadar. Çalkalamak lazım. Ne alakası var ya? İçindeki aroması karışsın. Ya sen saçma. Eren eline geçen her şeyi çalkalıyor. Sütü bile. Çöpü niye arabaya atıyorsun? Aa, şirket arabası sandım. Ya gördünüz mü? Eren'in çalıştığı şirkete sesleniyorum. Sen yaptıysan ben de yaparım. Aşkım atma yere. Gene kim toplayacak? Unuttun mu? Sen. Hayır sen. Beleş döneri o kadar özlemişim ki. Gerçekten çok güzeldi zaten. Gösterdim sana da harbiden. Aşkım benim şunları al sen. Şey yapıyorum. Neyse biz gidiyoruz bu eve değil mi artık, eve yani ne yapacağız? Yeter, saat de geç oldu. Saat de 9 olmuş zaten. Gidelim biraz da evde takılalım. Ondan sonra kapatırım videoyu ya. Evde çok fazla çekmeyeceğim. Çok çektim çünkü evde. Evet biz eve geldik. Sanırım beni ilk kez gözlükle görüyorsun. Hemen rujumu çıkardım çünkü ruj aşırı ağırlık yapıyor bende. Makyajımı temizlemek istiyorum. Bunu da birlikte yapalım istedim. Öncelikle şu pamuklarımı doldurayım. Şöyle yeterli. Oh, çok çok yorulduk. Neden böyle oldu bilmiyorum ya. Bugün bunu aldım ya. Cidden harbiden çok güzel kokuyor. Şöyle göstereyim. Bende bunun şu diğer ikisi de var. Ama favorin hangisi dersen tabii ki de bu. Ondan sonra bu gelir. Daha sonra da bu gelir. Yani şunu aşırı öneriyorum. İstersen şöyle bak. Almak istersen. Bir de şu da çok güzel. Bu da yani kötü gün dostu diyebilirim. Bunlarda şey alüminyum sıfır. Gördüğün gibi. O yüzden bu markayı hem seviyorum. Onun öncesinde ne kullanıyordun diye sorarsan Dove'un bu Hindistan cevizlisini kullanıyordum. Bu da çok güzel kokuyor. Ve daha o kadar çok deodorantım var ki aslında bir sürü duran. Bakalım mı birlikte? Güya makyaj temizleyecektim ama neyse bakalım. Ondan sonra gelelim temizleriz. Bunların hepsi dolu. Şu fal 2 tane almışım evde. İkisi de dolu. Daha sonra bu 8x4'ün şu unicornuna kanıp aldığım deodorantı. Bu Rivasi artık nasıl okuyorsan. Bu da çok güzel kokuyor. Bunda da var bayağı. Ya şunun kokusu Bellissima. Bana şey hatırlatıyor. Küçükken annemle gittiğimiz Mevlütler'deki teyzeleri, kadınları hatırlatıyor. Bakıyorum. Gerçekten öyle bir kokusu var. Aşırı ağır ama yani bazen cidden güzel. Bilmiyorum, koku benim ara canım koku çekiyor. Gene şeyin Jagger'in şöyle bir deodorantı var. Ve son olarak da bu da çok güzel kokuyordu ya. Bak ben bunu ortaya çıkartayım. Unuttum bunu. Bir deodorant sapıklığım söz konusu. Ha burada bu kadar deodorantım var. Şu aşağısı da gözüktü. Bu da ojelerim. Eğer istersen oje koleksiyonu falan, makyaj koleksiyonu çok isteniyor. Ama benim öyle çok fazla makyaj koleksiyonum yok. Hani böyle çok fazla bir ürünüm yok. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Hem ojeyle hem makyaj parçalarımla birlikte bir video çekebilirim. İstersen videoyu beğenip yorum yapman yeterli olacaktır. Şimdi gözlüğümü çıkarıyorum. Bu yeni aldım. Gayet memnun kaldım. Nitrojena'nın.
temizleme suyu. Hemen okuyorum. 3 etkili miseler batır. Cildin nemini artırır. İnatçı makyajı ve suya dayanıklı maskarayı ovalamaya gerek kalmadan çıkarır. Ki benim için en önemlisi bu. Çünkü bu Maybelline Waterproof rümeli gerçekten zor çıkıyordu. Cildi kir ve yağlardan arındırır. Cildin nem dengesini sağlar. Bekliyoruz. Bir kere kullandım. Ama o kadar alelacele kullandım ki hiç yani nasıl oldu, ne yaptı falan dikkat etmedim. Yani şimdi tek seferde çıkarmıyor. Kimseyi kandırmasın. Ay başım ağrıyor. Çok kötü başım ağrıyor. İlaç da içmek istemiyorum ama. Çok kötü değilsin ama mükemmelsin diyemeyeceğim. O yüzden kenara kaldırıyoruz. Daha sonra benim her zaman kullandığım, hatta bitti ama şöyle ki bir tane de duşta var. Her yerimi ovalıyor ovalıyor. Yıkıyorum. Aşkım. Evet. Bana kağıt havluyu getirir misin? Çok korkunç değil miyim? Çok korkunçtum. Neyse. Yıkıyorum artık. Eylem ben geldim. Şimdi suratımı hiç kurulamayacağım. Direkt. Ne yapıyoruz biliyor musun? Makinemizi alıyoruz. Daha sonra Garnier'in gözenek sıkılaştırıcısını alıyoruz. Sıkamıyoruz. Ağzı kapalı. Böyle sıkıyoruz. Evet yeterli. Daha sonra yüzümüze dağıtıyoruz. Ve çalıştırıyoruz. Gerçekten elimizi falan sildiğimiz havluları kullanmamaya özen gösterelim yüzümüzde. Havlu kağıtla iyice kuruluyorum. Ben bir şey soracağım sana ya. Gözaltı morlukları için önerebileceğim bir şey var mı bana? Lütfen. Çünkü benim böyle yaşım ilerledikçe artık daha fazla morarmaya başlıyor ve bu bana kendimi çok kötü hissettiriyor. Son olarak tabii ki bir tonik yapıyoruz. Bu da zaten birkaç video önce çektiğim vlogda da göstermiştim. Nitrojenin siyah nokta karşıtı bir tonik. Bu cidden çok güzel. Bayağı da kullandım zaten. Gözüme girdi. Ben sanırım kamerayla bir iş yapamıyorum. Bir önceki videoda da tırnağımı kırdım. İzledin mi? Nasıl ama? Baksana. Oje sürmeyeceğim bir süre. Dedi ve yarın oje sürdü. Şu siyahlıkları saymazsak gözümde kalan bakın. Yüzüm nasıl temizlenmiş o aletle. Elimle yapsaydım o kadar temizlenmeyecekti. Elinin saç fırçasıyla kaşlarımı tarayacağım. Ama taranıyor yani. Gülme boşuna. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutma. Bildirim zilini de açarsan, o çan var ya, ona da tıklarsan video attığımda direkt senin haberin olur. Çünkü birkaç video sonra güzel sürprizlerim olacak. Seni çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal. Ali buyurun, Eren Bey'in sekreteri.